O burada 3 almak bir de şey demek. Ulan ben buraya yatırım yapıyorum demek. Sonra sen o burada 3 alıp hemen şampiyon olmadın. Ne oldun? Önce bir 8. oldun. Yani ilk 8'e girebildin. Oradan çıkamadın mesela playoff'a. Sonra yavaş yavaş yani 10 sonra playoff'a çıktın. Sonra bir daha playoff'a çıktın. Sonra final oynadın, kaybettin. Ondan sonra şampiyon oldun. Öyle değil mi Berkay? 3. yılda şampiyon. Ha, sonra şampiyon oldun. Yani ondan sonra bir yere gelebildin. Ama o yatırımı gösterdin. Ben bunu aldım. Buradayım ben yani. Peki futbol takımına hatta da bu tip bir yatırımdan bahsediyorsun. Hatta ligde bile Karşıyaka'ya şampiyonluk kaybettin. Evet hatırlıyorum. Şeyle, ben o gün bir de Obradoviç varken. Ama yani o şu demek. Ben bu basketboldan Aziz Bey onu o zaman şu diyebilirdi. Ulan ben ne yaparsam yapayım. Bu Efes'in krallığı burası. Buraya hiçbir şey yapmayayım da diyebilirdi. Böyle yaptı. Şimdi Galatasaray Beşiktaş bir süre öyle yaptı mesela. Şimdi Ali Bey de bunun kararını verecek. Buraya yatırım mı yapayım? Yoksa ben ne yaparsam yapayım bana olmayacak. Çünkü böyle bir psikoloji var Fenerbahçe'de. O zaman taşı abi götür beyin göçü yap. Ben şimdi hala böyle Ali Koç muyum? Seninle evet, olan evet. Diyalogda. Serdar Bey peki biliyor musunuz bir önceki yönetimden kalan borçla söylenenle asıl borç arasında ne kadar fark olduğunu çok biliyor musunuz? Biliyorum efendim. Ne kadar var? Vallahi biz 500-550 civarı beklerken 621 çıktı. Çok büyük fark var arada ya. O dediğin arada 70 milyon euro değil mi? Evet. 70 milyon euroya yani ne kadar... Yani maksimum 550 diyorduk ama peki, tabii onları düzelttik. Euro değil mi? Milyon euro bu değil mi? Evet. O 70 milyon euroya ne oyuncular alınır? Ama siz tabii Sayın Başkan finans ama konusunda... Ama ben bir komolliği getirerek o paraların bir kısmını kötü harcadım. Siz Sayın Başkan siz finans konusunda çok başarılısınız. Gerçekten çok başarılısınız. Türkiye'de sizin yanınıza yaklaşacak bir başka yönetim yok bu konuda. Gerçek söylüyorum. Yani bütün gelirleri temlikli haldeyken sürekli gelir yaratabilen bir modeli bir tek siz yapabilirsiniz. Sponsorluklar sağ olsun. Çünkü niye biliyor musunuz? Ekonomi ve iktisat daha stabil yerler. Ve siz bu konuları çok iyi biliyorsunuz. Yani orada gerçekten 2 kere 2 4 ediyor. Sizin bir türlü futbolda yüzünüzün gülmemesinin sebebi o. 2 kere 2 4 etmiyor futbolda. Bir kere şimdi ben artık basketbolda bile etmiyor. Ben yine böyle çıktım bu Ali Koç'tan, bu aleyci oluyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin yapması gereken Obradoviç öyle ya da böyle devam edilse de edilmese de Obradoviç hep çok iyi hatırlanacak. Ya çıtanın en yüksek olarak da çünkü oynattığı oyundan teknik farktan dolayı. Şimdi Fenerbahçe futbol şubesindeki en önemli sorun yıllardır Aykut Kocaman, Ersun Yanal. Ersun ister, Aykut ister. Bravo. Çok İkisinden güzel. De Fenerbahçe'ye daha iyi teknik direktörlük yapabilecek şu anda en az 100 tane teknik direktör var. Bunların 50 tanesi şu anda zaten çok yüksek maaşlarda, çok daha iyi şartların olduğu takımlarda çalışıyorlar. Geri kalan 50 tanesinden 10 tanesinin Fenerbahçe çalışmasında imkan yok. Çünkü ezeli rakiplerle özdeşleşmiş isimler tabii. Falan filan. Evet. 40 tane bir hoca kalıyor. O yalnız 40 hocadan devre arasında açıkçası yani devre arası demeyeyim de Beşiktaş maçından sonra Ersun Yanal'ın serzenişte bulunmasını sebeplenen bir tanesi direkt Fenerbahçe yönetiminden resmi makamlarından olmasa da ona yakın çevreden Roger Schmidt'le nabız yoklaması yapılmasıydı. Ben de bunu haber olarak vereyim. Ne zaman oluyor bu? Konuşmuştuk burada programdan önce. Hatta böyle otoparkta sen beni araba kiralamıştın. Sen beni bırakmıştın Beşiktaş'a o gün. Beşiktaş stadına bırakmıştın. Evet. Vodafone'a mı o gün? Hoca şeyken, hoca görevdeyken doğru hatırladım. Evet, hoca görevdeyken. Valla Roger Schmidt iyi bir hocaydı. Ama epeydir çalışmıyor galiba. Evet, epeydir çalışmamanın yanı sıra Filip Koku'nun yaşadığı sıkıntıların hepsini yaşayabilir. Belki Filip Koku'dan Fenerbahçe'ye daha uygundur. Çünkü şöyle, Koku bayağı böyle saf bir insan yani. Roger Schmidt'e göre ya da Ersun Yanal'a göre. Onlar kirli insan demiyorum, o anlamda değil. Kötü anlamda saf diyorum. Anladım. Mesela Dirar'ın seccadesi ne Filip Koku'yu anlatmaya imkan yok. Yani ne anlatmak istiyorsunuz, ne diyorsunuz diye. Yani çok farklı bir dünyadan geliyor. Dikensiz Tel Bahçesi'nden geldi buraya. Orada PSV Eindhoven'ı çalıştırmak. PSV Eindhoven bu firma takımlarının dünyada Avrupa'daki ilkidir ya en başarılı olanlar arasında. Tabii. İlkidir. Doğru. 85'ten yani, ve oradaki kurumsal birikim, kurumsal hafıza, mesela dünyaya scouting'i kabul ettiren, ya mesela ikna eden PSV'dir. Nedir? Sonra öyle Chelsea başkanı olduğu zaman, Chelsea satın aldığı zaman Abramovich. PSV'deki adamı getirir. Romario'yu, Ronaldo'yu getiren adamı. Yani scouting'in kralı o. Abi sen burada Comolli'nin
Reyes var, Meksikalı. Lan o Meksikalı ile bu Meksikalı bir mi? PSV'deki Meksikalılara bak. Lozano Napoli'ye transfer oldu dünyanın parasına. Öbürü Cuadrado, hem sol bek hem defansif orta hepsine uçan adam. Ben sana başka bir şey soracağım Ali. Avrupa futbolunu çok çok iyi biliyorsun. Şimdi biz mesela hepimizden çok izliyorsun. Yok. Çok izliyorsun abi. Baba şimdi ben şimdi bakıyorum abi Eintracht Frankfurt kadrosuna. Philip Kostić hariç ve hadi bir de santrafor Andre Silva hariç. Böyle çok üst düzey oyuncu yok abi. Yok, aslında bu Kramaric iyi yani. Ama aldılar hepsini. Halleri West Ham aldı. Ama şu abi taş gibi top oynuyor herkes. Jetro Willems'i. Bak mesela şeye. Newcastle aldı. Abi tamam geçtim mesela Hoffenheim. Abi bir şey yapıyor. Tamamını aldılar. Yani adam Hoffenheim'i aldı da hop. Abi bir yere oyuncuların gidiyor. Hepsini aldılar. Teknik direktörünü de aldılar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Devamlılık nasıl oluyor? Kimsenin yıldız oyuncu yok. Hani öyle kadro falan acayip değil yani. Ama taş gibi top oynuyor herkes abi. Aynen öyle. Yani bunu çok mu kaliteli? Bence bunun en iyi örneği Borussia Mönchengladbach'tır. Sürekli evet. Oyuncularını kaybedip hem de ezeli Köln rakiplerine Bayern Münih Dortmund'a. Yani, yırttık biz yani. Kurtardık sürekli sene. Yeni oyuncu bir kere sürekli yıldız parlatma olayı var. Yani çok iyi keşifler var. Takım planlaması çok iyi yapılıyor. Bak ben şu örneği vereceğim. Şimdi bir Hoffenheim firma takımı olduğu için bir kasaba takımı ve bu hafta sonu da bayağı olaylar büyüdü. Bir önceki hafta Dortmund taraftarı küfür etti. Hoffenheim'ın. Niye Hoppa küfürüyorlar abi? Çok doğal aynı Almanya'da. Tasvip etmiyorum küfür edilmesini. Annesine küfür edilmesini tasvip etmiyorum ama Alman futbol kültüründe kulüp hep %51 taraftarındır. Burada öyle değil. Küçücük kasaba takımına o kendi kasabadan yetiştiği için hop bütün paraları. Bir de abi Hop'un dedesi maalesef böyle Nazilere hizmet etmiş. Bu yüzden de Bayern Münih, Dortmund yani Münih Dortmund gibi Nazi mezaliminden çok çekmiş yerlerde. Artı ekstra tepki olarak yazılıyor. Ama adam ne yapsın? Babadan sonra doğmuş yani. Yani o konuda adam ben değilim kardeşim derse adamı koyuyoruz. Ama Almanya'da gelen tepki bu. Şimdi konumuza dönersek Mönchengladbach'ı da çok istediler almak. Mesela Leipzig'ten önce Red Bull Mönchengladbach'ı almak istedi. Biliyor musun? Çünkü dedi ki en iyi altyapı sistemi sizde yıllardır. İki kere küme düştünüz ama hala bir şekilde dönüp çıkıp Şampiyon Ligi'ne çıktınız. Yetiştirdiğiniz kaleci Barcelona'da da oynuyor. Dünyanın şu anda en iyi üç kalecisinden bir tanesi. Evet. O maça geleceğiz ayrı. Falan filan. Hayır, böyle bir sürü oyuncu açıyor. Benim gelmek istediğim nokta şu abi. Mesela Getafe'yi seyrettik biz. Evet, Trabzonspor maçlarında. Evet. Ve Trabzonspor'u yere göğe koyamıyoruz biz şu an haklı olarak. Abi Getafe yedek oyuncularla çıktı. Taş gibi top oynuyorlar abi. Geçen sene yani bunun bir hafta kala Şampiyon Ligi'ne katılıyorlardı. Son anda gitti. İşte bu sene katılacaklar gibi gözüküyor. Ama bunun bir sebebi olması lazım. Var sürekli. Yani, oyuncu yetiştirilmesi. Hayır, yedek, çok iyi oyuncuların alınıp çok iyi plan yapılması canım. Hayır abi şunu söylüyorum abi. Yedek kadrolarıyla bile hiçbir tane yıldızı olmamakla bile her takım bir şey oynuyor abi bak. Bir şey oynuyorlar. Orada yedekler yok. Alternatif oyuncular var. Fenerbahçe'de, forma adaleti, forma Fenerbahçe'de, savaşı, yükselen seviyeler. Fenerbahçe bir şey oynamıyor abi. Heh. Bak bir şey oynuyor. Bir şey oynuyor bak. İşte. Adama bakıyorsun anlıyorsun bundan. Bunlar bir şunu oynuyorlar. Mesela Başakşehir'de de anlıyorum ben bir şey oynadıklarını. Bak biz Fenerbahçe ile ilgili ne konuşuyoruz biliyor musun? Vedat oynamazsa eyvah. Evet. Sakat çok doğru. Ya ben mesela Başakşehir'e bakıyorum. Kruze sakatlandı. Bunlar bir şey eyvah. Oynuyorlar. Bir şey oynuyorlar falan. Diyorum yani. Bir bakıyorum ha bunların var bir şey duru var ya durumu var bak, yani. Bak Fenerbahçe'deki nasıl böyle oyunculara bağımlı bir düzen evet, var. Evet abi Fenerbahçe bir şey oynamıyor. Yani. Emre sakatlandı eyvah. Bak hepsi eyvah. Gustavo sakatlandı yine eyvah. Tabii. Şimdi öbür tarafta örnek veriyorum. Bu hafta Marcus Thuram, o Thuram'ın oğlu. Sezon başından beri en iyisi Gladbach. Büyük ihtimalle ya Bayern Münih ya Dortmund'da transfer olacak. O kadar iyi yani. İyi futbolcu evet. Ha. Bu hafta çok kötü oynadı. Ben şeyi izlemek için açtım maçı. Orada Löwen diye orta saha var. Olur mu olmaz mı diye rakip takımda. Baktım böyle Thuram bayağı kötü oynadı. Yani Thuram kendisinin altına oynadı. Thuram yerine başkası girdi. Bu sefer Stindl öne çıktı. Stindl sezon başı yoktu. Takımın evet. Alman mini takımında oynayan oyuncularından bir tanesi biliyorum, zamanında. Biliyorum, bayağı biliyorum. İyi oyuncu. Niye? Çünkü çok doğru bir böyle planlama yaptılar. Marco Rose'u getirdiler teknik direktör olarak. Ali Koç en başta Marco Rose'u düşündüğü zaman ben demiştim ki adam vizyondan bunu kastediyor. İlk onun adı geçmişti. Hatırla Salzburg'un hocası. Bak. Bak hep böyle acaba olur mu? Eski hocası işte UEFA'da üstlere çıkaran. Ragnik mi? O önce. Ha, tamam. Şimdi bak bunlar bir ekol böyle. Şimdi bak orada başlıyor adam gösteriyor olabileceğini. Ya Leipzig'e gidiyor ya daha iyi takıma gidiyor. Marco Rose'u aynı anda Fenerbahçe, Celtic, Mönchengladbach'la adı geçti. Haberler çıktı. Hı hı. Abi Gladbach aldı al işte. Ama bak bizim Başakşehir eledi diyorsun ya niye takım? Daha mı iyi oyuncular var? Hayır ama takım halinde oynatma. Mesela geçen sezon en iyi hocaları Fatih Terim şampiyonluğa taşıdı evet. Ondan sonraki en iyi hocaları Okan Buruk'la Sergen Yalçın'dı. Doğru. Bizde bir kere bunun ölçümü iyi yapılmıyor. Bizde sadece
kupayı zamanında en son bize kim kazandırdı bak böyle. Ersun Yanal. Ondan önce Aykut Kocaman UEFA yarı finali var. Hani. Tabii.